konuşanca şöyle bir ses gelir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel âkibetil muttakîn. Ve alâ udvâne illâ alâ zâlimîn. Allahümme innehu eserdehu rahmeten lil âlemîn. Es-salâtu ve's-selâmu aleyke ya Resûlallah. Es-salâtu ve's-selâmu aleyke ya Habîbullah. Es-salâtu ve's-selâmu aleyke ya seyyidine evveline vel âhirîn. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Ya gâziyel hâcât ve ya mücûbat dâvât. Ya gâfâl beliyyet meccinâ min mâne'abdûn. اللهم احفظني يا فياض بجميع البلاء والماس والامراض برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اهدنا بهدايه القران يا ذي الفضل والجلال والاكرام اللهم طهر قلوبنا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم من النجي نجنا من النار وادخل الجنه مع الابرار بيلا جميلا بايب المرسلين Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Erham cemi ümmeti Muhammed'i ya Rahmi ya Rahman. Allahümme inneke minet dünya vel ahireti l-imane vel ihsan. Rahmetke ya Erhamer Rahimin. Ey yoklara verdin Allah'ım. Etti biz duanın yüzü öğretinde ve bütün dualarımız sevgili Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ruhu edeyi kabul eyle ya Rabbi. Onlar da sahibi ya Rabbel Alemin. Adem etemizi ve havanın ruhlarını alayrı kabul eyle ya Rabbi. Onlar da sahibi Adem'den ahir zeminle bizim arasında ne kadar peygamber almışan efendilerin geçlerse cümlesi ruhlarını ayrı alayrı kabul eyle ya Rabbi. Onlar da sahibi ya Rabbel Alemin. Evliyaların, enbiyaların, şehitlerin, şuhadaların, ulamaların, salihlerin, ariflerin de ruhlarına hedayı kabul edin ya Rabbi. Onlar da sağlı ya Rabbi alemin. Buradaki kardeşlerim ve bizlerin bu türlü ağzına intikal etmiş. Ana, baba, kardeş, evlat, emmi, dayı, dedelerle. Bir geçmişlerim sizin de ruhlarına ayrı ayrı hedayı kabul edin ya Rabbi. Onlar da sağlı ya Rabbi alemin. Mağrub ve masarasında bulunanlardan iman ehli varsa bize bir doğu yok mu deyip unutulmuş nesilleri kesilmiş ve kimsesiz kalmış. Bir doğuya muhtaç olan kulların da ruhlarına elâhirin kabul edin ya Rabbi. Ya Rabbi hastalarımıza alacak şifalar, boşlarımıza adalar, kalpler bize de nasip eyle ya Rabbi. Ordularımıza havada, karada, denizde ve müzeffer eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin. Ya Rabbi yaptığımız duaları Mekke-i Mükemmere de, Medine-i Münevvere de, Mine'de Müşerife yapılan dualar arasında bizlere duanı da kabul eyle ya Rabbi. Taha ve Yasin ve selamun alel müşerin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Ben orada güvenlikçilik yapıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinizin bayramını kutluyorum. Allah razı olsun, ayaklarınıza sağlık. Duran Emine'ye de çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Böyle güzel bir duayı, böyle güzel insanlarla beraber yapmamızdan mutluluğunu yaşıyoruz. Çünkü duanın her şeyden önemli olduğunu biliyoruz, inanıyoruz. Allah bir vesileyle belki burada yapılan duanı kabul edecek. İnşallah, ümidiyle. Allah razı olsun. Siz de geldiniz, toplandınız. Hatta bugün Hüsnü abi nerede Hüsnü abi? Orada. Dışarıda açınca konuşurken, çay içerken diyordu ki, bugün ya hepsi köyde, hiç kimse gelmez. Dedim yengem gel. Biz dedik ki, bir gelirse dedi, hacca teyze gelirdi. Ben de dedim ki, ya hiç kimse gelmese, biz üçümüz beraber buluştuk burada dedim ya.
Burası bir buluşma noktası. Burası bir kaynak aslında. Bu kaynaklar ne kadar faydalanırsak, değil mi? Evet. Susuzluğumuz o kadar gider. Çünkü imkanımız var. İmkan dahilinde tabii faydalanmak lazım. Aksi takdirde yani şu kadar insanı belki birisi görebilir ama birçoğumuz görmeyecektir. Yani. Bu da ayrı bir mutluluk. İnşallah bu birliğimiz, devrimiz Rabbim devamını nasip eder. Daha iyi bir şekilde kenetleşiriz. Daha iyi bir şekilde faydalanırız. Diyeceklerim bu kadar. Şunu söylemek istiyorum yalnız. Tabii ki her seferinde biz para konusunu konuşmak istemiyorum ama yani bugün bir arabanız var. Mazotunuz olmadan araba gider mi arkadaşlar? Gitmez. Bugün bir aileniz var. Geliriniz olmadan aileye geçinir mi? Geçinmez. Peki derneğimiz var ya. Bu derneğe bir tek kadar da olsa götürmemiz lazım. Bunun da fazla bir yüzü yok aslında. Yıllık 50 lira yaptık. Ve daha önceden olan aile borçları olan arkadaşlar. Hasbelkader üye olmuş diyelim. Veya kendi arasında veya yapılmış. Bunlar aylık ödemeyen komşularımız var. 10 yılı geçen komşularımız var. Yani 10 yıldır buna önemsemiyor ise, buna katılmıyor ise bizim de onlara diyeceğimiz bir şey son olarak söylüyorum. Bu üyeye de aylık borçlarını lütfen geçirsinler. 2 sene haricinde aylık borcu olanları tüzüğümüz gereği çıkartmak zorunda kalacağız. Biz ne dedik geldiğimizde? Ben dedim ki, bunu baştan söylemişlerdi bana. Yani üyeliğini vermeyenler çıkartalım. Dedim ki ya ben geldim, bir amaç uğruna geldim, bir dernek yeri alalım, birliğimizi artıralım. Bu noktada çıkarmaktan ziyade biz herkesi toplamak istiyoruz. Bu maksatla bugüne kadar gündeme getirmedim. Fakat geldiğimiz şu noktadan sonra üye aidatlarını ödemeyen, hani şu var, gerçekten zorlukta olan ödeyemeyen de gelsin söylesin, ona göre hareket eder. Aksi takdirde 2 ay sonunda, bu bilgi olsun, 2 ay sonunda tüzüğümüz gereği borcu olanlar, bugün ölçü olarak diyelim ki 3 yıldan fazla borcu olanları tüzüğümüz gereği çıkaracağız. Burada kırılmaca, darılmaca olmasın. Bizim gayemiz çıkartmak değil, toplamaktı. Allah'a şükürler olsun. Bayağı da toparladık. Bundan sonrası artık siz değerli üyelerimize kalıyor. Ben onlardan tekrar rica ediyorum. Yani lütfen bu çağrımızdan sonra olsun. Bizim kararda yormayın. Hepinize Allah razı olsun. Hayırlı bayramlarınız olsun. Allah belki olsun. Derinlerimizle alakalı da bir fikirleri olan veya işte bir efendime söylemek istedikleri olan yermek veya takdir etmek, bu şekilde konuşmak isteyenlere buna bir fırsat verelim. Çünkü şu sene her zaman toplayamadık. Konuşmak isteyen var mı? Konuşmak isteyen var mı? Yemen'e çok iki sanım ödememiş yani. Ya şöyle bir şey var biliyor musunuz aslında? Yani bugün araba bildiğiniz zaman da gaz vermek lazım ya. Yani. Hiç mi diyeceğimiz bir şey yok? Hiç mi eleştirecek bir şeyimiz yok? Ne eleştirsin abi? He? Veya şunu yapalım dediğiniz hiçbir şey yok mu? Şunu eksik dediğimiz. O zaman tek eksik sizlerle. Biz de bulamadınız. Üye aydan borçlarınızı ve şu borçlarınızı bekliyoruz. Şu borçlar kurtulma istiyoruz. Peki Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim.